Önceki bölümde olanlar oldu. Kris 1545'in sonucusunda Kolsey ileri geldi ve yanlarında evrenin en güçlü efsanesi Yüce Usta da vardı. Yüce Usta'nın tek istediği şey kızı Brianna'nın zarar görmemesi ve Marcus'u ele geçirmekti. Kris bizimle konuşmak için bir görüşme ayarladı. Görüşmenin yapılacağı yere gittiğimizde ise olanlar oldu. Yüce Usta ve Kris 1545 ilk kez karşılaşmışlardı. Kris ustayı gördüğü anda kafasına garip bir maske taktı ve Yüce Usta ortadan kayboldu. Bunun üstüne ben, Brianna ve Codman Marcus'un olduğu yeri bulduk ve oraya girdiğimiz anda altımızdaki bloklar kırıldı. Garip bir yere düştük. Burası neresi? Evet dostlarım, yepyeni bir Kris, Codman, Yüce Usta, Herobrine bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakın geçen bölümde dostlarım Marcus ve Kris bizi tutağa düşürdüler. Bakın şu anda dostlarım bulunduğum yere bakın. Bir anda aşağı düşmüştük. Bakın önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Dostlarım biz Yüce Usta, Brianna, ben, Codman, Marcus'u almaya geldik. Marcus böyle dostlarım bir kapının içindeydi. Şu an ekranda görüyorsunuz. Biz oradan içeriye girmiştik ve ondan sonra dostlarım tam Marcus'u alacakken bir anda altımızdaki bloklar kırıldı ve aşağı düşmeye başladı. Şu an hepsini tekrar tekrar ekranda görüyorsunuz. Ve dostlarım bakın düştüğüm yer tam olarak burası. Hiçbir şekilde canım gitmedi ve bakın şunu fark ettim dostlarım. Buraya düşer düşmez levelim 39 oldu bakın. Yani bu ne anlama göre bilmiyorum. Levelim direkt 39 oldu. Bunu fark ettiğim hiçbir şekilde canım gitmedi ve bakın aşağıda sürpriz bir isim var. Dostlarım Codman direkt aşağıya düştü. Brianna nereye düştü bilmiyorum ama bakın en son ben, Marcus, Brianna, Codman direkt buradan aşağı düşmüştük. O sırada kimseyi göremedim yani ben aşağı düştüm, buraya düştüm. Codman'in buraya düştüğünü gördüm. Codman hala bakın baygın yerde yatıyor. Brianna ve Marcus nereye gitti bilmiyorum dostlarım. Ama şu an çok enteresan bir yere düştük. Videoya 2 dakikacık bölüyorum dostum bak. Videoyu izliyorsun. Lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak. Beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak, eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Hatta bakın şimdi size şey de göstereceğim. Şu an elime Kevin'in kılıcını aldım. Biliyorsunuz ki bu Kevin'in kılıcıyla ışınlanabiliyoruz. Bakın tuşa bastığımda dostum ışınlanma tuşuna. Işınlanamıyorum. Yani şu anda Kevin'in kılıcıyla ışınlanma özelliğim de kapalı. Bunu da yapamıyorum şu anda. Bakın blok kırmaya çalıştığım zaman bunu da yapamıyorum. Bakın direktman şu an kazamla vurmaya çalışıyorum ve vuramıyorum. Yani dostlarım ben size geçen bölümün sonunda söylemiştim. Bakın Kris dostlarım bir şey planlıyor demiştim. Konsey Kris'in dünyasına geldi. Kris asla boş durmaz demiştim ve dostlarım planı tuttu. Ben şunu merak ediyorum. Ben Brianna, Codman buraya düştük Marcus'la beraber. Yüce Usta nerede abi? Yüce Usta niye bizi kurtarmaya buraya gelmiyor? Yani Yüce Usta daha demin yukarıdaydı yani. Siz bu videoyu evvelsi gün izliyorsunuz ama dostlarım ben direkt ardarda çekiyorum. Yani direktman ardarda oynuyorum oyunu. Devam ediyorum. Yani dostlarım daha demin Yüce Usta yukarıdaydı. Kris'e şimşek çarptırıyordu. Kris oyundan çıkmıştı. E şimdi nereye gitti bu Yüce Usta? Yani niye bizi bıraktı? İnanın şu an ne yapacağımı bilmiyorum dostlarım. En mantıklı şey yani şu an aşağı inmek. Bakın başka yapabileceğim bir şey yok. Burada butonlar var. Buradan aşağı inebilirim ve bakın burada da bir delik var. Ve Codman bakın. Atladım. Codman buraya düştü ya dostlarım. Codman direktman bayıldı yani. Ben ölmedim mesela. Hiç damage bile yemedim ama bakın Codman direktman yerde bayıldı. Aslında direktman burada Codman'ı öldürüp ondan kurtulabilirim. Yapsam mı acaba? Dostlarım Codman'ı burada direkt bak yerde şu an yatıyor zaten baygın bir şekilde. Codman'ı öldürsem Codman'dan direkt kurtulurum. Brianna'yı da bulurum. Brianna da buralarda bir yerdedir diye düşünüyorum. Çünkü onun dostlarım hayalet olma özelliği olduğu için blokların içine geçebiliyor. Bir yerde gidebiliyor, çıkabiliyor. Blokların içinden geçebiliyor Brianna ve buradan çıkabilir. Ama ben çıkamam dostlarım yani. Şu an burada kapana kısıldım. Bakın burası fabrika gibi bir yer büyük ihtimalle. Bakın burada My May logosu var. Dostlarım Codman'ı öldürsem mi sizce? Şu an siz olsanız ne yapardınız? Ama eğer Codman'ı öldürürsem Codman yeniden doğabilir ve belki de ormanda bir yerde doğar ve dostlarım buradan kurtulur. Ve bu şekilde Brianna'yı daha rahat bir şekilde kurtarabilir. Belki Yüce Usta'nın yanına gider. O yüzden Codman'ı öldürmek mantıklı değil. Bir dakika blok koyabiliyor muyum buraya ben? Dostlarım blok da koyamıyorum ki hiçbir şey yapamıyorum şu an ben burada. Yani Kris ne yapacağını yaptı dostlarım, bizi garip bir yere düşürdü. Aklıma Giant Rex geldi yemin ediyorum. Yine fabrika gibi bir yere düştük. Buraya blok koyamıyorum. Belki Codman'ın üzerine blok koyarak onun üstünü kapatırdım. Blokları kıramazdı ve buradan çıkamazdı ama bunu da yapamıyorum. Biz nereye düştük dostlarım? Yani yine ava giderim derken avlandık yani. Neresi lan burası? Bakın burada Mine Bay logosu var. Yani tahminlerime göre dostlarım şu anda Mine Bay'in bir üretim tesisleri gibi bir yerindeyiz. Daha önce de gitmiştik ya dostlarım, laboratuvar gibi yerlerde takılmıştık Mine Bay'in. Belki de şu anda yine öyle bir yerdeyizdir. Peki buradan nasıl çıkacağım? Bakın buraları açamıyorum, bu kapıları açamıyorum. Buraya giremiyorum. Şurada büyük bir kapı var dostlarım, bakın burada büyük bir kapı var ve bakın burada kapının önünde değişik bir alet var. Bir dakika şu alete sağ tıklasam ne olur? Bir şey olmuyor. Dostlarım bu kapıyı da açamıyorum. Bir dakika bu alet... Lan! Akrobat dostlarım kapı açladı! Player ID has been confirmed. Borulu. Oyuncu ID'si tanındı Borulu. Dostlarım bakın ben şu an Mine Bay sistemine kayıtlıyım büyük ihtimalle. Bakın o aletin önüne geldim mi sohbette oyuncu ID'si tanındı. Borulu yazdı. Burada iki tane daha kapı var. Bir dakika bu kapıyı açabiliyor muyum? Açamıyorum. Aha, level 1 card required. Seviye 1 kart gerekli yazıyor. Dostlarım bu kapılarda korumalık var. Bakın kart da, bu kapılar kart da açılıyor. İçeride kafaları kopmuş bir mutant Steve var. Dostlarım biz çok garip bir yere geldik. Bak ben size söylüyorum. Arkanıza yaslanın ve dikkatli bir şekilde izleyin bu videoyu. Bu kapıyı açamıyorum dostlarım. Seviye 1 bir kart gerekiyormuş bu kapıyı açmak için.
Peki buradan çıkamıyor muyum? Oğlum ben buraya girdim, buradan nasıl çıkacağım? Bu kapı da açılmıyor. Dostlarım burada kaldık o zaman. Bir dakika, orada gözleri kanlı biri var dostlarım. Orada gözleri kanlı biri var! Kral! Buradan böyle bekçi gibi. Dostlarım tipi bekçiye benziyor ama gözleri kanlı. Chris'in ekibinden bu. Dostlarım %1 milyon biz Mindbay'in bir tesisi gibi bir yere geldik. Bakın burası Mindbay tesisleri gibi bir yer büyük ihtimalle. Mindbay laboratuvarları. Adamın ismine bakın. Mindbay 44A1B dostlarım, evet. Mindbay boss'u dostlarım bu. Where you sent to help? Yardım için mi buraya buradasın diyor. Yardım için mi buradayım? Ne yardım oğlum, ne yardım lan? Beni buraya Marcus düşürdü. Ne yardımı gerizekalı? Benim buradan çıkmam lazım. Brianna'yı bulmam lazım. Ne diyorsun oğlum? Ne yardım oğlum? Ne diyorsun dostlarım? What yazdım? Ne diyorsun yazdım? Sen yardım için mi buradasın diyor. Ne yardım dostlarım? Ne yardım edeceğim? Aa bir dakika, eline bunun o tarafı gösteriyor. Dostlarım burası çok garip bir yer. Ne var orada? The mutants are out of the control. Mutantlar kontrolden çıktı. Yardıma ihtiyacımız var. Aa kapıyı aç dostlarım. Bir dakika, mutantlar kontrolden çıkmış ve yardıma ihtiyaçları varmış. Lan ben nereye geldim dostlarım? Yemin ediyorum ben nereye geldim? Mutantlar kontrolden çıktı, yardıma ihtiyacımız var. Lan! Dostlarım orada bir tane mutant var. Bir dakika, onun 3 tane kafası mı var? Oha! Dostlarım ilk kez 3 kafalı mutant görüyorum. Bir dakika, dediğim gibi dostlarım burası Mindbay'in bir üretim tesisi büyük ihtimalle. Bakın 3 kafalı mutant var orada. Oğlum burası neresi? Where is here? Kral burası neresi? Bana buranın neresi olduğunu söyle. Dostlarım bakın orada bir tane 3'ü kafalı. Bunu ilk kez görüyoruz bu arada. Daha önce 2 kafalı mutant devler görmüştük. Ama 300 kafalı mutant dev ilk kez görüyoruz dostlarım. Daha önce hiç hayatımda görmemiştim yani. Ve bakın orada dostlarım takılıyor bak ve bize saldırmıyor. Aha! The largest Mindbay production facility. Burası dostlarım en büyük Mindbay üretim tesisiymiş. En büyük Mindbay üretim tesisi. Buraya nasıl geldin diyor. Güzel soru, buraya nasıl geldim? I have to get out of here. Buradan çıkmam lazım kral benim. Ben buraya yardım etmeye falan gelmedim. Benim buradan çıkmam lazım. Bana yardım edebilir misin? Dostlarım bunu yazacağım. Çünkü hani benim burada durma gibi bir amacım yok. Benim amacım hiç burada uğraşamam yani. Yok oradan mutantlar gelecek. Seninle uğraşacağım falan filan. Uğraşamam dostlarım. Benim buradan çıkmam lazım. Bana yardım eder misin? Çok net, keskin bir şekilde sordum dostlarım. Bakın burası Mindbay'in en büyük üretim tesisiymiş dostlarım. Yani büyük ihtimal o dışarıda gördüğümüz denekleri burada yapıyorlar. Eğer mutantı öldürürsen sana yardım edebilirim. Mutantı öldürebilir miyim? Dostlarım daha önce mutantı öldürdük ama yok, daha önce ben mutantı öldüremedim dostlarım, ölmüyor çünkü bunlar. Biz daha önce Samantha'ya bileşmişken mutantları öldürüyorduk ama Samantha'nın kelebekleri sayesinde öldürüyorduk. Bakın örnek şu an ekranda görüyorsunuz. Ben Samantha'ya bileşirken Chris tarafından bizi bileştirmişti Samantha'yla ve o zaman dostlarım içimizden kelebekler çıkıyordu ve dev mutanta saldırıyorduk. Dev mutantlar ölüyordu ama ben hiçbir şekilde kılıç darbeleriyle dev mutant öldüremedim şu zamana kadar. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Ama denemekten başka çarem yok dostlarım. Buradan tek başıma çıkmam pek mümkün değil. Bütün kapılar korumalı. Blokları kıramıyorum. Seviye 1 kart gerekli falan filan diyor. Yani zar zor buradan çıkabiliriz. O yüzden mutantı öldürmek için risk alabilirim. Tamam, okey. Okey, kabul ediyorum. Tamam. Öldüreceğim. Tamam. Tamam, öldürebilirim. Dostlarım Kevin'in kılıcı var. Belki Kevin'in kılıcıyla öldürebilirim şu mutantı. El hareketi falan yapabilirim belki. El hareketi çalışıyordur. Aa bir dakika. Bariyerleri kırdı dostlarım. Aa içeriye alacak beni. Dostlarım bana bol şans dileyin. O mutantı öldürebilir miyim? İnanın bilmiyorum. Giriyorum içeri ben. Giriyorum. Aa dostlarım sesler çıkartıyor. Mutanttan çıkan seslere bakın. Lan sesler çıkartıyor, kızdı dostlarım üzerime geliyor. Sesler çıkartıyor. Lan! Lan niye kapıyı kapadı şerefsiz? Dostlarım kapıyı kapadı, hayır. Kapıyı kapadı, üzerime kapıyı kapadı. Şerefsiz üzerime kapıyı kapadı, dostlarım üzerime kapıyı kapadı. Üzerime kapıyı kapadı, aç lan kapıyı, aç kapıyı. Ölüm tesisine hoş geldin mi? Welcome to the death facility. Allah senin belanı. Bir yana! Dostlarım bir yana geldi, adamın içine girdi. Brianna seni o kadar çok seviyorum ki. Brianna kurtar beni. Dostlarım Brianna geldi, adamın içine girdi. Aha öldürüyor adamı. Ne oldu lan şerefsiz? Sen nasıl hoş geldin ölüm tesisine? Dostlarım bana ölüm tesisine hoş geldin yazıyor. Asla sen hoş geldin ölüm tesisine. Gerizekalı. Beni niye buraya kapatıyorsun? Dostlarım adam öldü. Brianna'cığım kurtar beni buradan. Kurtar beni buradan Brianna. Brianna kurtar beni. Acil beni buradan kurtar. Dostlarım Brianna'nın burada olduğuna emindim bakın. Brianna burada istediği gibi gezebilir. Duvarların içine girip çıkabiliyor. Geldim. 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 Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat oğlum, ne yapıyorsun? Brianna mal mısın? Kapıyı kapat. Brianna seni çok seviyorum. Vallahi bak. Beni konseye al bak. Senin için her şeyi yaparım dostlarım. Brianna beni kurtardı. Mutant adamla savaşmak zorunda kalmadım. Bir dakika, Brianna yazdı. Bu mekan çok büyük. Burada Marcus bulmamız imkansız. Dostlarım bakın, demek ki Brianna bu mekanı gezmiş. Burası en büyük Mindbay üretim tesisi. Ve Brianna da diyor ki burası çok büyük. Burada Marcus'u bulmamız imkansız diyor. Çok aşırı büyükmüş dostlarım herhalde burası. Peki bir şey diyeceğim. Biz buradan nasıl çıkacağız Brianna Reis? Yani tamam Marcus'u arıyoruz bir yere kadar, tamam da bizim buradan çıkmamız lazım bak. Hani ben konseye girmek istiyorum Brianna'cığım. Buradan nasıl çıkacağımızı söyle bana Brianna. Dostlarım burası var ya kesin ne kadar büyüktür. Yani şu an ben ne kadar büyük olduğunu göremiyorum. Brianna gibi duvarların içine girip böyle etrafı gezemiyorum ama tahminlerime göre, adamın da dediğine göre ve Brianna'nın dediğine göre burası çok büyük dostlarım. Harbiden çok büyük. Aa buradan nasıl çıkacağımızı sordum. Buradan gitmiyoruz.
Buradan Markus'u bulana kadar gitmiyoruz mu? Aa dostlarım yandık. Tamam okey, sıkıntı yok. Ben konseye girmek için her şeyi yaparım. Dostlarım bir anda diyor ki Markus'u bulana kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz diyor. Tamam gitmeyiz, sıkıntı yok. Peki bir şey diyeceğim. What are we going to do? Peki planın ne Brianna'cığım, ne yapacağız? Yani planın olması gerekiyor. Markus'u çok büyük diyorsun. Burada Markus'u bulmamız imkansız diyorsun. Kendi ağzıyla söylüyor dostlarım ama bir anda da dostlarım buradan Markus'u bulmadan gitmeyeceğiz diyor. Ben anlamadım yani. Aile bir şey aldı. Bu ne lan? Dostlarım kart gibi bir şey benziyor. Eline kart gibi bir şey aldı, bir dakika. Aa! Kapıyı açacak dostlarım. Vallahi açtı, gir içeri. Dostlarım buradan çıkabiliriz böyle. Vallahi bak Markus sen diyorsun burada bulamayız diyorsun. Dostlarım tur. Lan! El hareket yapıyor. Hayır! Hayır dostlarım, el hareket yapıyor. Bir dakika, el hareket yapıyor. El hareket yapıyor. Şerefsiz, bir tane kapıyı aç. Bir tane kapıyı aç, öleceğiz. Bir tane kapıyı aç. Aa, bir tane kesin adamın içine girdi. Dostlarım bir tane kesin adamın içine girdi. Lan bana da kapıyı aç. Brianna, bana niye kapıyı açmıyorsun Brianna? Dostlarım Brianna kesin adamın içine girdi. Bak adam garip garip hareketler yapıyor. Kesin duvarın içinden geçti ve adamın içine girdi. Kesin dostlarım %100. Aa adamı kapıyı açtırdı. Ulan şerefsiz. Sen kime el hareket yapıyorsun? O araya el hareketini sana kim öğretti lan? He? Kim öğretti oğlum sana o el hareketini? Aa dostlarım bakın Brianna şu an adamın %100 içinde bakın. Veris Markus. Markus'un yerini soruyor. Söyle lan çabuk Markus'un yerini. Söyle çabuk. Aa cehennem yazdı. Dostlarım dalga geçiyor. Bakın Mine Bay B8A4 isme bakın. Cehennem yazdı. Markus'un yerini soruyor. Cehennem diyor. Brianna da sana son kez soruyorum yazdı. Son kez soruyorum. Bence hiç sorma. Brianna söylemez bu şerefsizler Markus'un yerini. Öldürelim bunların hepsini. Bak hal diyor hala. Hala hal diyor. Hala hal diyor şerefsiz. Ne hal lan? Dostlarım hala hal diyor. Öldür şunu Brianna. Öldürüyor tamam. Dostlarım Brianna şu an içinde herifi ve öldürüyor. Öldür şu gerizekalıyı. Dostlarım bakın fark ettiğime göre bakın bu turuncu saçlı. Turuncu kıyafetli Miami adamları direktman... El hareket yapabiliyorlar. Bak Brianna içinden çıktı herifin. Bak Markus'un yerini böyle öğrenemeyiz Brianna. Vallahi öğrenemeyiz. Aa bana kart attı dostlarım. Aa level 1 key kart. Artık kapıları ben de açabileceğim dostlarım. Artık kapıları vallahi ben de açabileceğim. Hadi gidelim. Böyle dostlarım böyle Markus'un yerini bulamayız ki. Ben size diyorum yani. Vallahi Markus'un yerini böyle bulamayız. Ne oluyor lan? Hayır. Dostlarım mutant adam geldi. Dostlarım mutant adam geldi. Bir dakika mutant adam geldi. Mutant adam geldi Brianna. Nereye gittin? Hayır. Dostlarım geliyor. Geliyor. Kırdar yeri geliyor. Geliyor ne yapacağım? Dostlarım geliyor geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ne oluyor lan? Aa dostlarım. Bir dakika Brianna bunlara basıyor. Niye basıyor? Ben de basacağım. Aa dostlarım mutant kafayı yedi. Bir dakika. Seslerden etkileniyorlar. Bir dakika seslerden etkileniyorlar. Seslerden kaç. Brianna kaç. Brianna kaç. Brianna kaç. Brianna kaç. Brianna kaç. Seslerden etkileniyorlar. Dostlarım seslerden etkileniyorlar. Seslerden etkileniyorlar. Oh! İçime girdi. Dostlarım Brianna içime girdi. Dur Brianna ne yapıyorsun? Hayır! Dostlarım duvarın içine girdik büyük ihtimalle. Bir dakika sal beni. Çıktı içinden. Tamam dostlarım Brianna içinden çıktı. Çıktı gidelim Brianna kaç. Kaç Brianna mutant gelmeden gidelim kaç. Dostlarım bu mutantlardan vallahi bıktım artık. Bakın hemen böyle Brianna geldi makinelere bastı bastı bir şeyler sesler çıktı dostlarım. Ananı satayım. Ulan burada kaç tane adam var. Neresi burası dostlarım, yemek yiyorlar. İçeride yemek yiyorlar. İçeride yemek yiyorlar. Yok oldular. Dostlarım yemin ediyorum çok garip bir yere geldik. Oğlum yemekhanesi bile var buranın dostlarım. Bakın burada 5-6 tane turuncu kıyafetli Mine Bay askeri vardı. Ve direkt ben yanlarına geldiğim anda yok oldular. Oğlum içeride yemekhane bile var dostlarım. İçeride yemekhane bile var. Yemin ediyorum burası aşırı büyük bir yer. Kesin var ya bakın. Yani biz burada nasıl Markus'u bulacağız bilmiyorum. Mutant yaratık umarım gelmiyordur arkadan. Bakın burada mutfak bile var dostlarım. Adamlar mutfak bile yapmışlar. Ananı satayım. Lan. Dostlarım aa kaç. Öleceğim. Öleceğim dostlarım öleceğim. 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 Geliyor lan herif geliyor. El hareketi. Bir dakika kılıç hareketi. El hareketi. El hareketi. El hareketi. Aa dostlarım çalıştı. 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 Dostlarım çalıştı. Ne oldu lan artist? Dostlarım silahına bakın. Adamın silahına bakın. Ölüyordum. Vallahi az kalsın ölüyordum. Dur bir yana yardıma geldim. Bekle. İçeride askerler var dostlarım. Öldürdü. Dostlarım var ya. Bakın. Bu askerlerin silahları da var. Lan gerizekalı niye hala ateş ediyorsun? Oo! Dostlarım vurabiliyor. Oradan da vurabiliyor. Bir dakika bekle. Brianna çok yaklaşma. Bekle dur. Don't shoot. Listen to me. Ateş etme beni dinle. Bekle dur. Lütfen ateş etme. Bekle beni dinle. Dur bekle ateş etme. Bekle. Bekle dostum. Vallahi bak konuşabiliriz. Bırak silahını. Bizi öldüremezsin şu an oradan. Dostlarım Kevin'in kılıcıyla el hareket yaptım. Bakın hala çalışıyor. Bunu kullanabiliriz. Hala çalışıyor Kevin'in kılıcı. Direktman parmaklık koydum etrafında adamın. Şimdi bizim bu adamdan Markus'un yerini öğrenmemiz gerekiyor. Bize Markus'un yerini söylemesi gerekiyor. Nasıl inandırıcı bir şey diyebilirim? Bir dakika buldum. If you tell me, eğer bana ver Markus'u, bana Markus'un yerini söylersen I'll give you money. Sana para veririm. Dostlarım böyle diyeceğim. Bakalım belki söyler bunu diye.
deyince hani dostlarım, çünkü bunlar para göz yani, televizyonların içine insanlar koyuyorlar ve onları 90 dolara 20 dolara falan satıyorlar. Ne yapıyor lan bu maymun suratlı? Dostum eğer bana Markus'un yerini söylersen sana para veririm dedim ve dans etmeye başladı. Maymun dansı yapıyor. Allah'ım çıldıracağım Brianna, bir tane normal insan yok şu dünyada ya. Aha Brianna yazdı. Eğer bana söylersen senin çok güçlü bir oyuncu yaparım yazdı Brianna. Ya Brianna'cığım biz bunu böyle ikna edemeyiz dostlarım, hiçbir oyuncu bize yerini söylemez bakın bence Markus'un. Çünkü bunlar yani... Ne oluyor lan? Lan! Dostlarım bu ses, kaç Brianna kaç, bomba, dostlarım bomba patlayacak, kafalar patlıyor. Brianna kaç oradan kaç! Dostlarım alarm sesi gibi bir şey duyuyor, onu satıyor! Oh! Tabala! Dostlarım tabala! Look behind mı? Arkana bak! Dostlarım arkana bak yazan tabala var. O zaman tamam sakin bir şekilde arkama bakmam lazım. Baktım. Chris! Dostlarım Chris gelmiş, daha demin Chris burada yoktu, bir dakika Chris gelmiş. Etrafta kafalar var. Dostlarım etrafta kafalar var, bir dakika bunlar patlayabilir, içeriye giremeyiz. Bir direkt bunları buraya koymuş, bakın burada bir sürü kafa var, ölebiliriz. Chris içeride dostlarım, şurada bakın içeride. Bir de önüne pizza almış şerefsiz Chris. Dostlarım Chris de burada. Chris, Markus hepsi burada, Yüce Usta tek, bir tek dostlarım Yüce Usta yok. Codman de içeride baygındı. Welcome to Mine Bay Facilities. Mine Bay tesislerine hoş geldiniz. Size bir sorum var. Ne sorusu ya, ne sorusu? Brianna çok içeriye girme, bak orada şeyler var. Orada sıkıntı, bak kafalar var, patlarız. Do you think you can beat me? Beni öldürebileceğini düşünüyor musunuz? Diye sordu. Aa Brianna yazdı. Bizim amacımız seni yenmek, öldürmek değil. Sadece Markus'la konuşmak. Evet, biz savaşmak istemiyoruz Chris. Ne yapıyor lan bu mal? Aa dostlarım delirdi. Bir dakika delirdi. Niye delirdi ki bu kadar? Bir şey demedik sana. Biz savaşmak istemiyoruz Chris. Biz sadece Markus'la konuşmak istiyoruz. Artık yeter bak. Şu çocuğun adını bırak bak. Yüce Usta buraya gelirse ağzını vurur, bana şimşek çarptırtma. Bu bir yalan. Sizin amacınız burayı yok etmek, bizi yok etmek. Hayır vallahi öyle bir şey yok dostlarım ya. Vallahi bizim amacımız böyle bir şey değil ya. Yemin ediyorum değil. I know who the great master is. Yüce Usta'nın kim olduğunu biliyorum. Ondan korkmuyorum yazdı. Dostlarım belki de Yüce Usta'nın Eurobrine olduğunu biliyordur. İçeri girme, dur Brianna bekle. Gel buraya, patlayacağız dur. Gel buraya gel. Come here Brianna. Orada bekleme, buraya gel Brianna, buraya gel oğlum. Salak Brianna. Dostlarım patlayacağız, bakın etrafta kafalar var. Stop dedi bak Chris'e, dur dedi. Dostlarım etrafta kafalar var, patlar. Bunlar patlıyor bu dostlarım, bunlar patlayabiliyor. Hiç öyle bir riske alma Brianna, buraya bir daha giremeyiz. Sana söylüyorum gerizekalı, niye koşuyorsun öyle salak salak. Bir dur bir konuşalım ya. Dostlarım içeride bakın bu kafalar var ve bu kafalar her an patlayabilir. O yüzden Brianna'yı içeri sokmamaya çalışıyorum. Ölürse çünkü benim başıma kalacak. Konsey beni suçlayacak öldü Brianna diye. Eğer buraya gelirseniz her şey patlar. Dedimse dostlarım bakın vallahi biliyorum, tanıyorum Chris'i ben. Bak Chris ne yazdı, if you come here, eğer buraya gelirseniz tüm her şey patlar yazdı dostlarım. Sonra ne olacak? Patlayacak her şey. Brianna ölecek. Sonra konsey diyecek ki sen Brianna'yı koruyamadın, beni konseye almayacak. Biraz mantıklı düşünün. Bak Chris, seni çok kibar bir dile tehdit. Biraz daha seni çok kibar bir dile tehdit edeceğim Chris, tamam mı? You'll die Chris, Great Master kill you. Dostlarım dünyanın sakin şeklinde Chris'i şu anda tehdit ediyorum. Chris öleceksin kardeşim. Yüce Usta buraya gelirse senin kafanı kopartacak. Aa dostlarım bakın yine o maske elinde tutuyor. Bakın geçen bölümde maskeyi kafasına takmıştı dostlarım. Garip bir maske takmıştı kafasına. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bakın o maskeyi şu an elinde tutuyor. Do you see this mask? Bu maskeyi görüyor musunuz? Görüyoruz. Bu maskenin dostlarım gizemi ne acaba? Bakın bu maskeyi Yüce Usta geldiği zaman taktı ve sonra Yüce Usta'yı dostlarım el hareketi falan filan yaptı. Böyle Yüce Usta'dan kurtulabildi yani. He won't be able to do anything to me. Bu bende olduğu sürece o bana hiçbir şey yapamaz. Dostlarım dediğim gibi işte bakın. Bu maskeyi taktığı zaman galiba Yüce Usta bir şey yapamıyor Chris'e. Çünkü geçen bölümde de bu olmuştu. Aha Brianna yazdı. O maskeyi nereden buldun? Bakın dostlarım Brianna da o maskeyi biliyor. Dostlarım bu maske kesin Yüce Usta'yla alakalı bir maske bakın. Çünkü geçen bölümde Yüce Usta yanımıza geldiği zaman Chris bu maskeyi takmıştı. Dostlarım bu maskeyi taktıktan sonra Chris Yüce Usta gitmişti yani. Hani önemli bir maske bu. You'll find out soon honey. Brianna ona şey sormuştu. O maskeyi nereden buldun diye sormuştu. Ananı satayım. Lan! Chris kaçtı dostlarım Chris. Ananı öleceğiz. Brianna yardım et dostlarım, Chris kaçtı. Chris kaçtı, adamlar canlandı. Allah kahretsin. Vur, öldür. Dostlarım Chris kaçtı. Bir dakika bekleyin, Chris kaçtı. Adamlar canlandı dostlarım. Adamlar hem patlayabiliyor hem canlanabiliyor. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim ya. Tamam, öldürdük. Dostlarım o maskenin çok büyük bir gizemi var. Bir dakika o maskeyi Brianna'ya soracağım. Brianna stop, bekle dur. Bir dakika Brianna bekle, bir şey diyeceğim. O maskenin gizemini öğrenmek istiyorum dostlarım. Bakın o maske galiba Just o maskeyi taktığı zaman sana zarar veremiyor. Öyle bir şey. Ve Brianna da bu maskeyi biliyor. İskelet maskesi. Çörek kanalı tekrardan görüyorsunuz. Chris geçen bölümün sonunda takmıştı Yüce Usta geldiği zaman. What does that mask do? Dostlarım o maske ne yapabiliyor diye sordum. O maskenin şu an ne işe yaradığını çok merak ettim. Ve o maskenin Chris'in eline nasıl geçtiğini çok merak ettim. Bakın çünkü dostlarım maskeyi Brianna da biliyor. Yani büyük ihtimalle o maske konseye ait bir maskeydi. Chris büyük ihtimalle o maskeyi dostlarım çaldı, bir şey yaptı. Ben de şu an Brianna'ya sordum. O maske ne işe yarıyor diye sordum. Bana o maske babamın maskesi yazdı dostlarım. Demek ki o iskelet kafalı maske Brianna'nın babasının maskesiymiş. Nasıl lan? E dostlarım bu Yüce Usta'nın maskesi ise Chris'in eline nasıl geçti o zaman? Yani Chris'te ne arıyor o maske dostlarım? Chris'le Yüce Usta
karşılaşmadılar ki. Bir kere bile karşılaşmadılar. Yani mümkün değil. Dostlarım gerçekten mümkün değil. Aha Biren yazdı. Benim babam o maskeyi takan kişiyi göremiyor. Ne? Oha dostlarım Yüce Usta o iskelet maskesini takan kişiyi göremiyormuş. Oha bir dakika, Chris o maskeyi o yüzden takıyor dostlarım. Yani Chris bu şekilde Yüce Usta'yı yenebilir. Çünkü o maskeyi takan kişi Chris Yüce Usta görmüyor. Chris de bu yüzden o maskeyi takıyor. Bu ne lan? Bir dakika dostlarım. Bunu yapmaya yetkin yok diyor. Bir dakika, burada değişik bir şey var. Dostlarım Chris demek ki bu yüzden o maskeyi takıyordu. Dostlarım demek ki Chris o yüzden o maskeyi takıyor. Bakın ben böyle bir şey görmedim. O zaman Chris yenemeyiz ki biz Yüce Usta'yla birlikte. Yüce Usta o maskeyi takarsa Chris onu göremiyoruz. Dostlarım göremez. Acaba Chris nereye kaçtı? Dostlarım bu kapıları galiba... Ne var lan orada? Oh! Dostlarım içeride biri var. Takım elbiseli kanlı gözlü birisi var dostlarım içeride. Bir dakika açmaya çalışacağım. Level 2 kart required. Seviye 2 kart gerekiyor diyor. Dostlarım bu elimdeki kart seviye 1 bir kart. Ve bu kapıyı açmıyor. Bakın bu kapıyı açmak için seviye 2 bir kart gerekiyor. Oha dostlarım. Bu kapıyı açamıyorum. Birena içinden geçmen lazım. Evet. İçeri girmen lazım. Belki içeriden bir ateş yolu bir şey vardı. İçeriye gir ve direkt kapıyı aç. Aha dostlarım içinden geçti. Ah! Adama vurdu dostlarım. Adam uyandı. Dostlarım adam uyandı. Bir dakika adam uyandı. Burada kaç tane dostlarım asker var? Bak ışıklar açtı. Burada kaç tane asker var? Çıldıracağım. Işık mı açtı lan? O ne yaptı öyle? Dostlarım ben şu an hala şeyin şokundayım. Chris o maskeyi nereden bulmuş? O maskeyi takarsa biz Chris'i nasıl yeneceğiz? Yüce Usta onu göremez ki dostlarım. Chris gerçekten çok güçlü. Aa adam yazdı. MineBay47S5F. What can I do for you? Senin için ne yapabilirim yazdı bir yana ya. Aa dostlarım bu daha insancıl. Bir dakika, bir yana yer resmen senin için ne yapabilirim yazdı. Bir tane gene klasik Marcus'un yerini sordu. Lan bana da açın şu kapıyı, ben de gireyim be kardeşim ya. Ben de gireyim, açın şu kapıyı bana ya. Adam bir dakika bilgisayarın başına oturdu dostlarım. Lan bu bize galiba yardım edecek. Yeter lan acaba? Aa dostlarım I am checking it out right now. Şimdi kontrol ediyorum yazdı. Oha dostlarım bir dakika, Marcus'un yerini kontrol edecek. Bu adam bize yardım edecek dostlarım. Bir dakika bu adam bize yardım edecek. Vallahi bize yardım edecek. Bir tane bana kapıyı aç. Bana da kapıyı aç. Bir tane bana da kapıyı aç. İçeri giremiyorum. Bir tane bana da kapıyı aç. Bir tane mala bakar gibi bakmasana. Güzelim aç şu kapıyı, ben de gireyim içeri. Dostlarım bu adam galiba bize yardım edecek. Yemeğe dönün, bu takım elbiseli kanlı gözlü Mine Bay çalışanı bize yardım edebilir. Şu anda Marcus'un yerine bakıyor galiba. I am checking out right now falan dedi. Yani kontrol edeceğini söyledi. Aha kalktı dostlarım. Kalktı. Kalktı bir dakika, kalktı bir şey diyecek. Umarım Marcus'un yerini söyler ve bu ızdırap biter dostlarım. Umarım Marcus'un yerini bize söyler. Aha yazdı. Marcus is here right now. Marcus şu an burada mı? Ne? Nasıl burada? Nasıl burada lan? Dostlarım yok ki burada. Orada! Dostlarım masadaki silahı almış. Bir dakika. Masadaki garip silahı almış dostlarım. Bakın bu silahı masada alamamıştım. Yani eskim yoktu ya, hata vermişti. Oradaki silahı almış. Dostlarım bu arada ben bu silahı ilk kez görüyorum. Daha önce bu silahı görmemiştim. Şu anda Marcus karşımızda. It's time to try my new toy. Yeni oyuncağımı deneme vakti mi? Ne demek yani şimdi bu? Ne demek yani oyuncağımı deneme vakti ne demek lan? Hayır! Dostlarım Brianna gidiyor. Hayır, Brianna'yı aldı. Bir dakika, Brianna'yı aldı. Gel buraya. Dostlarım Brianna'yı kaçırıyor. Hayır! Hayır! Dostlarım Brianna'yı kaçırdı. Dostlarım oyun takıldı, bir şey oldu. Nereye geldim lan ben? Aynı oyun bozuldu. Dostlarım yine Marcus oyunumu bozdu. Bakın üzerime koştu. Oyun dondu. Bir şeyler oldu. Oyunu glitch ediyor şerefsiz. Dostlarım Brianna'yı kaçırdık. Değişik silahla beraber kaçırdı Brianna'yı. Bobby Kevin! Dostlarım ben nereye geldim? Lan burası neresi? Dostlarım Bobby Kevin! Gerçek değiller. Dostlarım gerçek değiller. Şu anda farklı bir yerdeyim. Marcus beni başka bir yere getirdi. Belki de bu hayal dostlarım. Gerçek bile değil. Aha sohbeti. Ne yazıyor lan bunlar? Marcus'un yeni oyuncağı çok güzel. Dostlarım bu gerçek değil. Bu gerçek değil. Hayır. Hayır bu gerçek. Dostlarım yalan gerçek değildi. Bir dakika Marcus nereye gitti? Dostlarım o gerçek bir şey değildi. Bir dakika Bobby ve Kevin'i gösterdi bana Marcus. Beni başka bir yere ışınladı dostlarım. Oyunun dokularını bozdu. Bir ana buradan içeriye girdi. Ne yapacağım ben? Onu nasıl kurtaracağım dostlarım? Ne yapacağım ben? Allah için ben ne yapacağım dostlarım? Çıldıracağım şimdi. Bu açılmıyor mu? Hayır açılmıyor. Bunda da seviye 2 kart gerekiyor diyor. Dostlarım bir daha geri dönsem o takım elbise adam belki oradadır dostlarım. Brianna'yı kaçırdı. Bir dakika çok değişik bir silah var dostlarım Marcus'un elinde. Ve o silah sayesinde Brianna'yı dostlarım bildiğin taşıdı yani. Ben böyle bir şey hayatımda ilk kez gördüm. O silahı ilk kez gördüm dostlarım.
Adam burada. Tosturma adam burada. A level 1 card required diyor, bir dakika. Daha demin level 2 diyordu. Tosturma. A kapı açılmıyor lan. Kapı niye açılmıyor dostlarım? Çıldıracağım. Lan level 1 card required diyor. Elimde level 1 card var zaten benim. Hocam mal mısın sen? Oh! Dostlarım açtım. Lan bu adam niye yeni yer atmış? Bir dakika, bu adam daha demin dostlarım ayakta değil miydi? Işıkları açmamış mıydı? Bu adam niye yer yapmış yine? Kalk lan ya. Kalk. Ah! 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 Tek. Ah! Ne oldu lan buna? Dostlarım var. Dostlarım altıma sıçtım. Galiba altıma sıçtım. Yemin ederim altıma sıçtım. O sesler neydi lan? Nereye gitti lan bu herif? Oh! Dostlarım bu Markus'muş. Bir dakika, bu Markus aynı takım elbise. Lan bu herif Markus muydu? Allah belanı versin senin Markus. Dostlarım altıma yaptım. Markus burada. Şey sormak istiyorum dostlarım, benden ne istiyorsun Markus? Bak benden ne istiyorsun? What do you want for me? What do you want for me? Benden ne istiyorsun Markus? Bırak beni güzel kardeşim, ben sana ne yaptım ya? Dostlarım bu Markus niye benden uğraşıyor? Ben Markus'a ne yaptım? Niye beni korkutmaya çalışıyor? Ben sana ne yaptım Markus? Bana söyler misin kardeşim? Ben sana ne yaptım oğlum? Az önce yaptıkların neydi? Aklımızı aldın ya. Vallahi aklımızı aldın. Ben sana ne yaptım Markus'cum? Söyler misin bana? Ben sana ne yaptım Markus? Bana sadece sana ne yaptığımı söyler misin? Be ready to pay the price for what you have done. Yaptıklarının bedelini ödemeye hazır ol. Kapıyı kapat dostlarım. Kapıyı kapat. Lan şalter kırıldı. Dostlarım kapı açılmıyor. İçeride kaldım. İçeride kaldım. Kapı açılmıyor. Yemin ederim içeride kaldım. Allah belanı versin, içeride kaldım dostlarım. Ne yapıyor bu? Bir dakika, masa koydu. Ne çeviriyorsun lan sen dostlarım? İçeride kaldık. İçeride kaldık. Yemin ederim içeride kaldık. Gitti şerefsiz. Bakın şuraya masa koydu ve gitti dostlarım. Şuraya masa koydu ve gitti. Aç lan kapıyı, aç. Buradaki şalter de kırıldı dostlarım. Buradaki şalter de gitti. Çıldıracağım. Buradaki şalter de gitti. Bu da çalışmıyor. Ne yapacağım lan, ben kaldım burada dostlarım. Sesim kısıldı. Ne yapacağım ben burada? Bilgisayardan bir şey yapsam. Neredesin Markus? Dostlarım kılıçlarına da ışınlarına. Bir yana. Dostlarım bir yana orada. Bir yana orada. Yere koydu bir yana dostlarım. Bir yana yere koydu. Bir yana yere koydu dostlarım. Dostlarım bir yana bir şey yapmamasına izin verme. Hayır, masaya bıraktı dostlarım. Kesin bir şey yapacak. Bak oraya masaları da bilerek koydu. Orada kesin bir yana bir şey yapacak dostlarım. Kesin. Lütfen ona zarar verme. Please don't hurt her. Ona lütfen zarar verme. Testere. Dostlarım testere var elinde. Hayır. Ona zarar sakın verme bak. Sakın ona zarar verme Markus. Ağzına vururum senin bak. Bak kurtulamayız Markus. Sen de kurtulamazsın. Ben de kurtulamam Markus. Yosta içimizden geçer Markus. Sakın bak. Yapma. Ne istersen yaparım Markus. I'll do whatever you want from me. Benden ne istersen yaparım Markus. Lütfen ona zarar verme lütfen. Markus lütfen ona zarar verme. Yalvarırım sana bak. Dostlarım Brianna'yı oraya getirdi. Bak eline tester aldı. Brianna'yı kesin doğrayacak dostlarım. İkiye bölecek. Kesin %100 bakın eminim. Kesin yapacak. You can't turn back time bu arada. Zamanı geri alamazsın bu arada. Ne alaka oğlum zamanı geri almak? Bak Brianna'ya zarar vermek sana bir şey kazandırmayacak Markus. Sen bir gerizekalı değilsin. Sen kız kadar salak bir adama benzemiyorsun. Bak yapma bunu kendine Markus. Babuyla arkadaş olmamalıydın mı? Lan! Dostlarım önümdeki blokları kapattı. Babuyla arkadaş olmamalıydım yazdı bana. Ya anlayışın birisi açsın şu kapıyı. Dostlarım eline testleri aldı, bir şeyler yapacak orada. %100 eminim. Hayır! Hayır! Dostlarım hayır, Brianna'yı doğuruyor, hayır! Hayır Brianna'yı doğuruyor. Şu an kesin Brianna'yı dostlarım kesiyor testleriyle, kesin kesiyor. Hayır. Ne oluyor lan? Taslar sesleri. Güzel olsa. Sesler, ambiyans sesleri. Robray sesleri, mağara sesleri. Testere! Lan ne oluyor? Kimi kesiyor dostlarım orada? Arkada şu an bir şeyler oluyor. Hasar sesleri falan geldi. Kesin arkada bir şeyler oluyor dostlarım. Bir şeyler oluyor arkada. Eminim. Ama ne oluyor? Blok. Dostlarım blok sesleri var. Markus mu birisini kesiyor yoksa dostlarım orada ambiyans sesleri duyuyor. Acaba Yüce Usta mı geldi bir yanıyı kurtarmaya? Bilmiyorum ki, vallahi bilmiyorum. Şu siyah blok kalksa göreceğiz. Buradan çıkmanın bir yolu yok mu? Allah kahretsin dostlarım. Buradan çıkmanın bir yolu yok mu? Çıldıracağım. Nasıl çıkacağız lan biz buradan? Burada bir şeyler var. Bunları alabiliyor muyum? Alamıyorum. Dostlarım ben buradan nasıl çıkacağım? Çıldıracağım şimdi. Kapı açılmış. Markus! Dostlarım Markus!